Hoş geldiniz. Son bir haftadır Türkiye piyasalarında adeta bahar ve bayram havası var. Peki ne oldu da Türkiye'nin bahtı birkaç gün içinde bu şekilde aydınlandı? Yeni doğalgaz rezervlerini mi keşfettik? Altın madenlerine mi ulaştık? Petrol mü bulduk? Hayır, bunlar değil de Türkiye 50 milyar dolarlık, 100 milyar dolarlık milli piyango mu kazandı, ama dünyada böyle bir milli piyango çekilişi de yok. Olan şudur değerli seyircilerim. Recep Tayyip Erdoğan damadı Berat Albayrak'ı görevinden aldı, eski bakanları göreve getirdi, Türkiye'de birdenbire güneş açtı, bayram ilan edildi. Öyle ki yandaş medya diriliş manşetlerini atıyor, Türkiye'nin yeni ufuklara koştuğunu söylüyor. Oysa olan aynen şudur, Recep Tayyip Erdoğan çok değil 2 hafta öncesinde topa tuttuğu faiz lobisine teslim olmuştur. Londra'daki Siyonist bankerlere boyun eğmiştir. Piyasadaki rantiyeciler de bunun kutlamasını yapıyor. Ama heyhat diyeceğim, saray medyası bunu yine zafer diye Türk toplumuna yutturmaya çalışıyor. Evet evet, şaka değil. Bir haftadır ilan edilen bayram aslında küresel faiz lobisine teslimiyetin bayramıdır. Bundan sonra Türk ekonomisinin direksiyonu Londra bankerlerinde olacak. Merkez Bankamız küresel faiz baronları ne derse onu yapacak. Recep Tayyip Erdoğan ile lejyonerlerinin yeni diye sunduğu aslında uluslararası finans kapitale teslim olmaktan başka bir şey değildir. Ama son 20 gün içinde olanlardan hareket ile gülmek mi lazım, ağlamak mı, emin olun kestiremiyorum. Yahu Recep Tayyip Erdoğan ve medyası 3 hafta önce ekonomide kurtuluş savaşımız var diye açıklamalar yapmadı mı? Tayyip Erdoğan İslam ekonomisi diye manşetlere çıkmadı mı? Faiz lobisine savaş ilan edilmedi mi? Tekrar ediyorum değerli seyircilerim, bunlar milattan önce ya da 5 sene önce değil, sadece ve sadece 3 hafta önce söylendi. Geldiğimiz nokta 3 haftanın tam tersidir. Yani eskiye dönüş, küresel finansa teslim olma söz konusudur. Tayyip Erdoğan ve yandaşlarının ilan ettiği bu bayram aslında Türk halkının makberi olacaktır. Zira yoksulluk, fakirlik yaygınlaşacaktır. Faizlerin yükselmesi demek hepimizin bildiği gibi piyasaların ve ekonominin stop etmesi anlamına geliyor. Göreceksiniz, birkaç ayağa kalmaz. Onlarca, yüzlerce, binlerce şirketimiz batacak. On binlerce, yüz binlerce insanımız yine işsiz kalacak. Zaten dehşet bir salgın hastalığın, yani koronavirüsün pençesindeyiz. Buna ilaveten faizleri arttırırsanız, de bırakın yatırımı, bırakın büyümeyi, bırakın istihdamı, hiçbir şeyi geliştiremez, tersine fakirliği körüklersiniz. Olacak olan budur. Önümüzdeki aylar itibariyle Türk insanı büyük bir geçim sıkıntısı ile yüz yüze gelecek ve hiç arzu etmiyorum, ancak bunu tepki olarak sokağa yansıtacaktır. Bu şekilde sosyal barışımız da sabote edilmiş oluyor. Evet, sürekli olarak IMF mugalataları yapan Recep Tayyip Erdoğan Londra bankerlerine teslim bayrağını çekti ki aslında IMF dediğimiz, hep söylüyorum, uluslararası bir örgüt. Türkiye'nin de orada payı var. IMF'nin verdiği krediler Londra bankerlerinin neredeyse ise 1/3 faiz oranındadır. Öyleyken Recep Tayyip Erdoğan Siyonist bankerlere ödeyeceği faizleri ağzına almayıp IMF üzerinden istismarlar yapıyor. Neymiş efendim? Türkiye IMF'ye olan borcunu ödemişmiş. Pardon Sayın Erdoğan, siz iktidar olduğunuzdan bugüne ne kadar dış borç aldınız, bunu açıklar mısınız? Türkiye'nin dış borcunu 129 milyar dolardan 430 milyar dolara çıkarttınız. Dahası bu parayı nereye harcadığınız bile meçhul. Öyleyken neymiş efendim, IMF'ye olan borçları kapatmışız. Bir başka şey, IMF'nin Türkiye'ye verdiği o borçları zaten AKP kullanmıştır. Ama Recep Tayyip Erdoğan bu algı yönetiminde mahir, tıpkı 20 gün önce faiz lobisine hücum ederken bugün faiz lobisine teslim olması misali, her konuda siyahı beyaz göstermekte mahir. Aslında sarayın IMF ile anlaşmamasının perde arkasındaki sır, yandaş müteahhitlerle yapılan gizli anlaşmaların ortaya çıkmasıdır. Evet, öylesine dehşet maddeler var ki onlar kamuoyumuz tarafından, millet tarafından öğrenilsin istenmiyor. Zira IMF şeffaf bir kurum, anlaşma yapıldığında her şeyi ifşa ediyor. İşte bunu engellemek için IMF ile anlaşma yapılmıyor. Lakin Recep Tayyip Erdoğan bu anlaşmamayı bile
başarı hikayesi gibi millete sunabiliyor. En komik olan fotoğraflardan biri de Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya çıkıp hukuk ve demokrasi masalları anlatmasıdır. Pardon ama Sayın Erdoğan 18 yıldır ülkeyi siz değil de uzaylılar mı yönetiyordu? Hem kaç kere hukuk reformu yaptınız, kaç 10 kere demokrasi istismarı yaptınız? Değerli seyircilerim, Türkiye'nin sorunu yasaların yetersizliği değildir. Var olan yasaların uygulanmamasıdır. Düşünebiliyor musunuz, mahkemelerimiz bile Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını kabul etmeme noktasındadır. Her şey politize olmuş durumda, her şey saraya bağlanmış durumda. Korkunun egemenliği söz konusudur. Böyle bir iklimde siz göstermelik hukuk reformları ile hiçbir sonuç alamazsınız. Türkiye'nin temel sorunu bugün ülkeyi yönetenlerin ceberrutluğudur, otoriterliğidir, yargıyı siyasallaştırmasıdır. Recep Tayyip Erdoğan yeni ekonomi rejiminde samimi ve kararlı olsaydı öncelikle tasarruf tedbirleriyle işe başlardı. Mesela hangarında bulunan uçaklardan yarısını satardı ki bir uçağı 500 milyon dolardır. Bakınız, Meksika Cumhurbaşkanı koronavirüs illetince hemen alel acele uçağını sattı ve tarifeli uçakla uçmaya başladı. Bu görüntü topluma moral veriyor, şevk veriyor, bürokrasiyi bu yönde teşvik ediyor. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle bir şeye müracaat etmiyor, tersine saraydaki alımlara devam ediyor. Neredeyse 20 galeriyi donatacak araç filosuna sahip olan saraya yeni yeni araç filoları satın aldırıyor. Aynı şekilde saray inşasına devam ediyor. Sahi Recep Tayyip Erdoğan denize girmez, öyleyken Marmaris Okluk Koyun'da yazlık sarayı niye yaptırır? Evet, Recep Tayyip Erdoğan'ın mayo ya da şortu ile denize girdiğini gören var mı? Yok ise ve denizi pek sevmiyor ise neden deniz kıyısında o güzelim koyda bir saray inşa ediliyor? Maalesef Osmanlı'nın son günlerini çağrıştıran fotoğraf var. Hatırlayalım, Osmanlı'nın son dönemlerinde inşa edilen Dolmabahçe misali ihtişamlı sarayları bugünkü gibi dışarıdan borç alınarak inşa edilmişti. Bu itibarla Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomi bağlamındaki son çıkışlarını lafı güzaf olarak değerlendiriyorum. Evet, şu gün şu saat itibariyle piyasalarda hava güneşlidir, lakin bu zarftır. Esas ise abartıyor değilim sevgili İlhan Kesici'nin söylediği gibi nükleer kıştır. Nükleer kışın anlamı ise sadece üşütmez, sadece dondurmaz, emin olun öldürür. Evet, Türk ekonomisi ölüme ve yok olmaya dolu dizgindir. Recep Tayyip Erdoğan kendi iktidarını muhafaza etme adına küresel finans ile el sıkışmış, kol kola girmiştir. Koltuğunu belki birkaç ay daha muhafaza edebilecektir. Lakin sürekli olarak altını çiziyorum, ekonomimizin üstünde artık Joe Biden ipoteği söz konusudur. Malumunuz Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı 21 Ocak'ta görevini teslim alıyor ve Biden göreve gelir gelmez S-400 ile ilgili yaptırımlar gündeme gelecek. Aynı şekilde Halkbank yargılamaları yeni bir anlayış ile devam edecektir. Keza sümen altında tutulan Recep Tayyip Erdoğan ve ailesinin mal varlığı konusu yine gündeme getirilecek. Dahası muhtemeldir ki Demokles'in kılıcı misali sarayın üstüne sallandırılacaktır. Yani gelecek anlamında her hal ve şartta bir belirsizlik, bir buhran söz konusudur. Yineliyorum, Türkiye'nin bir yıl içinde 172 milyar dolar dış borç ödemesi var. 40 küsür milyar dolar cari açığımız var. Sorarım size, Türkiye bunları nasıl ödeyecek? Ödeyememesi demek temerrüte düşmesi ve moratoryum ilan etmesi demek. Türkiye döviz üretemiyor, Türkiye dışarıdan borçlanamıyor. Hülasa Türkiye çıkmaz bir sokakta debelenip duruyor. Türkiye'yi yönetenler kişisel sorunları bağlamında adeta rehin alınmıştır. İşte o rehinelik durumundan hareketle 20 gün içinde faiz lobisine sövgüden övgüye geçmişlerdir. Suudi Arabistan'ın Türkiye'ye karşı başlattığı mal alım ambargosu bütün Arap alemine yayılmış durumda. Avrupa Birliği'nin pandemi sebebiyle geldiği ve geleceği yer ortada. Birkaç aylığına ekonomiyi kapatması bile söz konusu. Öyle olursa Türkiye malını kime, nereye satacak? Tekrar ediyorum değerli seyirciler, önümüzdeki aylar itibariyle Türkiye ithalat yapamayacak, döviz kıtlığına düşebilir. Dövizdeki bu dalgalanmalar beklendiği gibi içerideki dövizle tasarruf yapan mevduat sahiplerini de çözemedi. Tam tersine dövizle mevduat 1 milyar dolar yükseldi.
İlaveten Merkez Bankası 19 Kasım'da beklendiği gibi 4 ile 6 baz puan arası bir faiz artışı yapmazsa emin olun dolar bir anda yine 9 liraya fırlayacak. Ha şunu da ilave etmek istiyorum. 4 baz puan artışı eşittir Türk ekonomisinin kurtuluşu değil. Zira enflasyon TÜİK'in karartmalarına rağmen bile %14'leri 15'leri geçecektir. Buradan hareket ile 4 baz puan faiz artışı yetmeyecek. Zira Türkiye'nin riski söz konusudur, stopaj söz konusudur. Emin olun 1-2 ay içinde yeni bir faiz artış talebini dayatacaklar ki bunun anlamı faizlerin %20'lere dayanması olacak. Sorarım size koronavirüs sürecinde %20 faiz ile hangi iş adamı, hangi müteşebbis ticaret yapar, yatırım yapar? İfade ettim, Recep Tayyip Erdoğan'ın faiz lobisine teslim olması ile Türk ekonomisini feda etmiştir. Bizi izlemeye devam edin.